주민들 대부분이 어업에 종사하는 카쉬. 항구는 언제나 분주하다. balığa mı çıkacaksınız? Evet, balığa çıkacağız. Aa, harika. Misafirlerinle birlikte biz de katılmak istiyoruz. Acaba uygun olabilir mi? Tabii ki de, buyurun. Katılın. 선장의 허락을 받고 함께 고기잡이에 나섰다. İşletme okuyor, hala okuyor. 3. sınıfta. Yani biz babalarımız, dedelerimiz hep balıkçı. Dediğim gibi sabah zaten amcam dedim, hepsi dedim. O akrabamız. Bilmiyorum ya, ben sevdiğim iş olduğu için, yani kendi işim olduğu için. Milletin işinde ezilmektense dedim, kendi işimde ezilirim, kendi işime çalışırım. Onun için yani bu işi tercih ettim. 얼마나 달렸을까? 어느새 해가 기울고 있다. 밤에 조업을 하면 물속 그물이 보이지 않아 더 많은 고기를 낚을 수 있다고 한다. 어부들은 미리 준비한 정어리로 미끼를 던진다. 한참의 시간이 지나고 낚싯줄을 걷어올리자 오늘의 첫 수확물이 모습을 보였다. 붕장어다. 이번엔 꽤 큰 놈이 걸렸나 보다. 낚싯줄 끌어올리는 게 묵직하니 쉽지가 않다. 어렴풋이 녀석의 모습이 보이고 드디어 잡아올렸다. 커다란 돔이다. 우와! 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 이 보이세요? 와, 정말 무거워요. 와! Big fish. Yes. Bizim için önemli balıkların çok olması. Çünkü Kızıldeniz'deki balıkların çoğu Akdeniz'e geliyor. Bizim de bu geçim kaynağımız olduğu için Akdeniz bizim için çok önemli. 계속해서 끊임없이 올라오는 물고기에 대위는 축제 분위기다. 나 çıkacak bundan çok çıkacak çok. 바로 이런 재미에 힘든 바닷일도 한평생 해온 것이겠지 싶다. 이번에 올라온 녀석은 생김새가 무척 특이한 것이 재밌게 생겼다. 우리나라에서도 잡히는 쏨뱅이란 물고기다. 다양한 물고기가 잡히는 지중해의 바다. 참돔의 모습도 보인다. 대니즈 bizim için yaşam kaynağı, yani yaşamımızı devam ettirmemiz için maddi kaynak, en büyük kaynağımız şu anda balıkçılık ve Akdeniz. 오늘의 조업도 무사히 끝났다.